Özgür Doğu Saymaz aslında bölgede birazdan aktaracak gelişmeleri, ancak bir kısa bağlantı sorunu oldu zannediyorum ki birazdan bağlanacak. Bölgede orman yangınları uzun süre, günlerce pek çok vatandaşın, devletin ve milletin ortaklığıyla söndürüldü. Pek çok bölgede yangın vardı. Ortak başlayan yangınların kaynağı ise PKK'ydı. Bunu defalarca kez ulusal kanal ekranlarından dile getirdik ama Türk milleti olarak o yangınları bastırdık. Şimdi tek bir yerde yangın kaldı. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Özgür Doğu Saymaz Köyceğiz'de. Özgür Doğu Saymaz, seni dinleyelim. Teşekkürler Seda Anık. Evet, dediğiniz gibi Türkiye'deki orman yangınlarının şu an devam eden tek yeri Köyceğiz. Köyceğiz'deyiz biz de. Bu bölgedeki yangın şu anki rüzgarın da azalmasıyla beraber belirli bölgelerde tütmeler halinde devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım o bölgeyi size gösterecek. Bakın, karşı tarafta Sandras Dağı var. Sandras Dağı'nın hemen altında bulunan bölgelerde Çiçek Baba tepesinde şu an yangının dumanları yükseliyor, görüyorsunuz. O Çiçek Baba tepesinin de neredeyse tamamı diyebiliriz dumanlarla kaplı. İşte o bölgeye ekipler hava yoluyla tabii ki müdahalelerde bulunuyorlar. Yaklaşık 12 tane helikopter o bölgede çalışıyor. Şu an buradan onların sesini duyamıyoruz. Onun da nedeni var. Çünkü o bölgedeki yakın göletlerden su alma işlemleri yapıyorlar. Tabii orası neresi? Onu da söyleyelim. Sandras Dağı'nın etekleriydi orası. O bölgedeki en yakın olan Çövenli Mahallesi yakın. Çövenli Mahallesi'ne yakın bölgelerdeki göletlerden helikopterler suları alıp o bölgeye doğru tabii ki söndürme faaliyetleri için atıyorlar. Gün boyu karadan ve havadan müdahaleler devam etti Seda Anık. Ve rüzgarın da şiddetini şu an indirmesi, azalması buradaki çalışan ekiplerin işini kolaylaştırıyor. Fakat şimdi yine kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bizim de yakınımızda bulunan bölgedeki ağaçları sizlere göstersin. Bu bölgede de yangın rüzgar nedeniyle sıçramalar yaparak yanmalara devam etti. Bakın, görüyorsunuz, bir ağaç yeşil, diğer ağaç ise kül olmuş vaziyette. Tabii bu yolun hemen üstü var. Orası da şimdi gösterecek arkadaşımız. Orası da görüyorsunuz yeşil. Yani buna sebebiyet veren dediğimiz gibi rüzgar. Yani bu bölgedeki en büyük etken rüzgarın çok şiddetli esmesi ve sıçramalar halinde yangının devam etmesi. Karşı tarafta da buna benzer yangının seyri var. Çünkü sıçramalar halinde devam ediyor oradaki yangın. Düne nazaran baktığımızda çok ciddi bir yolun alındığı gözlemleniyor. Ve o bölgeyi de biraz anlatalım. O bölge sarp kayalıkların bulunduğu, karadan müdahalenin zor olduğu bölge. Ve aynı zamanda o bölgede doğal su kaynaklarının merkezinin olduğunu biliyoruz. Sandras Dağı'nın eteklerinde doğal su kaynaklarının bulunduğu bir bölge orası. Tabii ki yine bizim de hemen yakınlarımızda bazı bölgelerde tütmeler oluyor. Bu tütmeler tabii ki zaman zaman helikopterlerin tespit etmesiyle beraber havadan müdahaleler yapılarak söndürme işlemleri devam ediyor. Bizim buradaki nöbetimiz devam edecek. Umarız bugün mutlu haberleri sizlere ulaştırmış oluruz bölgeden. Özgür Doğu Saymaz'a teşekkür ediyoruz. Yangın bölgesinde